Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gama Enerji CEO'su bugün konuğumuz demiştik. Temel Çalışır, hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için. Şimdi özellikle tabii biraz fiyatlamalardan bahsedeceğiz. Malum kur hareketi belirginleşti. Yani muhtemelen işte yılbaşından bu yana ciddi anlamda hani fiyatların artış gösterdiğini görüyoruz. Ama enerji piyasasında tabii henüz yansımadı değil mi? Evet. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir takım düzenlemeler de muhtemelen gerekli olacaktır. Nasıl şu anda mevcut durum? Enerji piyasaları esasında Türkiye'deki kurulu güce baktığımız zaman bu sorunun cevabı biraz daha net olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Mayıs ayı sonu itibariyle yaklaşık 104.6 gigawattlık bir kurulu güç var. Bunun %30.2'si hidroelektrik, 24.2'si doğalgaz, 20.8'i kömür, 11'i rüzgar, 9.6'sı güneş, 1.6'sı jeotermal ve geri kalanları diğer. Tabii bu dağılım ne demek oluyor bize? 24.2'lik bir doğalgaz santralı ve %20 içindeki ithal kömür santrallerine baktığımız zaman baz yükü teşkil eden ürünlerde doğalgaza ve kömürdeki fiyatlamadaki en önemli unsur olan dolara endeksli fiyatlama bizim karşımızda bu ihtiyacı net olarak ortaya koyan bir unsur. Doğalgazda özellikle baktığımızda TTF dediğimiz Hollanda bazlı referans fiyatta oynamalar savaş dönemiyle beraber aşırı noktalara çıkan fiyatlar 300 euroları gören rakamlar şu anda 32-35 seviyelerinde. 10 gün önce 40'ları tekrar görmüştü. Bu tabii birincil olarak baktığımızda emtianın dolar bazındaki fiyatındaki oynama var. Her ne kadar şu anda düşmüş olsa da orada bir yer var. Sadece kurda bu hafta içindeki %2-2-2 üzerine koyduğumuzda onluk oynama bile her şey aynı kaldığında esasında bir maliyet artışı olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlerde doğalgazda tüketiciyi, son tüketiciyi korumak ve vatandaşı korumak adına devletin cebinden verdiği paralar son 1-2 ayda azalmıştı. Ancak bu hem birincil ürün maliyeti hem de ikincil olarak da dolardaki artış tabii maliyetleri arttıracaktır. Keza kömürde de aynı şey. Bunların hepsi üretimi devam ettirebilme anlamında zorluklar olarak karşımıza çıktığı noktada fiyat ayarlamaları ve fiyat düzenlemeleri zorunlu hale gelecek. Tabii sadece bununla da birlikte değil. Diğer tarafta dolar borcu olan yenilenebilir enerji kaynaklarında da AUF nedeniyle karşılaşılan zorluklar farklı yapıları ortaya çıkaracak. Bakımların zorlaşması, yerine koymaların zorlaşması ve bununla beraber de üretimin sürekliliğini sağlanmasındaki zorluklar karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bu %10'luk mesela kur hareketi bile yansısa diyelim ki hani diğer tarafını boş verelim. Mesela %10 direkt olarak fiyatlara etki ediyor mu? Çünkü düzenlendiği için piyasa şunu merak ediyorum. Yani ne kadarlık tarafı mesela subvanse edilebilir? Var mı böyle bir olasılık? Şöyle ki BOTAŞ tarafında daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı yüksek miktarlarda sübvansiyonlar uygulandı. Hani bu sübvansiyonlar şu anda yeni ekonomi politikasıyla beraber devam edebilir mi, edemez mi? Esasındaki birincil ve öncelikli sorumuz bu. Eğer devam ederse evet bu %10 kompanse edilebilir ama gerçek maliyetin yansıtılması durumunda şu anda doğalgaz santralları için 10 bin liradan satılan fiyat veya 10 lira esmetreküp fiyatı doğal olarak yani sadece dünden itibaren bakıldığında 110 lira olması lazım ama bir de bunun ay başındaki kurla deltasına bakılıp ona göre karar verilmesi gerekiyor ki bu daha da yüksek bir rakam anlamına geliyor. Evet, buradan ciddi anlamda bir enflasyonist süreç yaşanacağı aslında görülüyor. Şimdi enerji piyasasında uzlaşı fiyatı. İsterseniz sistemi bir kez daha hatırlatalım. Yani mevcut durum şu anda nasıl işliyor? Yani önümüzdeki dönemde orada beklentiler vardı çünkü. Evet, kesinlikle. Esasında Türkiye bu liberal piyasalar anlamında çok düzgün işleyen bir sisteme sahip. Ancak 24 Şubat 2022 tarihindeki o elim vakadan sonra diyeyim, savaşın başlamasından sonra çevre piyasalarda hızlı artan emtia fiyatları nedeniyle bütün enerji fiyatları gerek Türkiye'de gerekse de yakın coğrafyada aşırı artışlar gösterdi. Yaklaşık 10 katlara çıkan, daha da fazlasına çıkan bazı fiyatlamalar nedeniyle son tüketicinin büyük zararlar görmesi söz konusu oldu. Türkiye burada ilk tedbiri alanlardan başında gelen ülkeydi. Ülkemizde Mart ayında ilk önce eldeki fazla bedelin son tüketiciye yansıtılması yönünde bir karar alındı. Yetmedi. Nisan ayında
azami uzlaştırma fiyatı mekanizması devreye girdi. O günkü koşullarda tüketiciyi korumak ve fazla kar etme imkanı olan ünitelerde, ürünlerde veya üretim kaynaklarında da bunun tüketiciyle paylaşılması esasına yönelik bir çalışma vardı. Bu ilk 6 ay devam etti. İkinci 6 ay uzatıldı. 2023'te bir 6 ay daha uzatıldı ve Ekim'e kadar devam ediyor. Azami uzlaştırma fiyatı, kısaca AUF dediğimiz mekanizma, tabii bir tarafta tüketiciyi korurken diğer tarafta da fiyatların düşmesi ve doların artmasıyla beraber başta yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş, termal gibi kaynaklar olmak üzere AUF mekanizmasının aşağıda kaldığı veya yukarıyı kestiği ama düşük fiyatların gerçekleştiği ortamlarda bu sefer ortalamaların daha da düşmesine, bu ortalamaların dolara dönme anında sizin aldığınız fiyata göre çok daha farklı olmasına ve doları almak için çaba sarf ettiğinizde ödediğiniz premiumla beraber neredeyse %20-25'lere varan bir düşmeye sebep oldu ki bu da bir tarafta koruma yaratırken bir tarafta da üretimin kendi borçlarını sürdürebilme anlamında önemli bir zarar noktası veya risk teşkil eden unsur haline geldi. Sektörün döviz borçluluğu zannediyorum hani çok yüksek değildir ama. Enerji sektöründe esasında bakıldığında yüksek miktarlarda TL'ye dönüş gerçekleşti. Yapılandırmalar yapıldı ama halihazırda ciddi bir miktarda döviz bazlı krediler mevcut. Bu döviz bazlı kredilerde tabii hem ödeme zamanı hem de bunların taahhütleriyle alakalı kısımlarda bazı zorluklar yaşanabiliyor. Evet, burada şunu merak ediyorum. Şimdi tabii doğalgaz özellikle hani savaş sonrasında işte fiyatlar tabii çok oynaklık vardı. Yani yukarı yönlü tabii daha çok biz onu görüyorduk. Alternatif kaynaklara da değil mi dönüş oldu. Nasıl bir dengeleme sağlanıyor piyasada? Bunu gene böyle Türkiye ve Avrupa üzerinden ve dünyaya yaklaşan bir çerçevede anlatmak gerekirse, Türkiye zaten uzun yıllardır yenilenebilir enerjiye hep öncelik verdi. Yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemle birlikte atılımlar yapılmaya başladı. Çok başarılı bir YEKDEM dönemi geçirdik. Sonrasında YEKA dönemleri, YEKA ile beraber, ihaleleriyle beraber hedefler kondu. Ama bu hedeflerde özellikle finansal unsurlar ve dış unsurlar nedeniyle bazı gecikmeler ve iptaller söz konusu oldu. Ama halihazırda Türkiye yenilenebilire olan iştahı ve sevgisi yüksek olan bir ülke. Başta rüzgar ama şu son dönemde de artan güneşle beraber Türkiye'de özellikle hem yeni santral yapılması hem hibrit yapılması, yani mevcut santralların güneş ya da rüzgarla desteklenmesi, hem de sanayi tarafında 5.1H kapsamında kendi tüketimine harcayacak ürün miktarda güneş santrali yapılması anlamında büyük bir özen gösterildi. Tabii Türkiye'nin doğalgaza erişimle ilgili kolaylığı ayrı bir konu ama geleceğine ilişkin yapması gerekenlerse ayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir sonrakinde Avrupa'ya geçtiğimizde ise şöyle bir durum söz konusu. Tabii Avrupa'nın Rus gazına uyguladığı yasaklar sonrasında tamamen yenilenebilir enerjiye geçişle ilgili hamleleri başladı. Zor olan lisanslama süreçlerinde hızlandırmalar veya yatırımların başka ülkelere gittiği noktalarda tekrar o ülkelerde yatırımlar gelmeye başladı. Ama burada en önemlisi, güneş, rüzgar gibi unsurları yaparken sistemi doğru şekilde yönetebilecek diğer mekanizmaları da devreye almak. Bunların başında depolama ve sistem teknik altyapı yatırımları geliyor. Burada lisanssızlar için özellikle bazen tabii eleştiriler de doğuyor. Yani piyasa sonuçta ciddi anlamda böyle bir aniden piyasaya yeni giren oyuncular. Yani tabii hani fazla gelen elektriği, enerjiyi daha doğrusu satıyorlar ama ciddi anlamda arz fazlası oluşabilir önümüzdeki dönemde diye endişeler de doğuyor. Katılır mısınız? Yani ne düşünüyorsunuz bu anlamda? Açıkçası çok güzel bir soru sordunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bunun özellikle altını uzun zamandır çizmeye çalışıyoruz. Hiçbir üretim kaynağının sahibinin diğer bir üretim kaynağı hakkında kötü konuşmaya hakkı yok. Çünkü herkes bir yatırım yapıyor. Herkes bu ülkenin geleceğine yatırım yapıyor ve herkes amacı kazan 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 ilkesini ortaya koymak. Ama bunu yaparken tabii bir tarafı yaparken diğer tarafları yıkmamak veya
yakın gelecekte oluşabilecek unsurları da dikkate almak gerekiyor. EPDK bununla ilgili yeterince adımları atıyor ama bunun dışında iştahın doğru yönetilmesi ve iştahın da doğru kaynaklara hareket etmesi önemli. Evet, lisansızla ilgili büyük bir talep var. Pipeline'da yaklaşık 10 gigawattlık, 10 bin megawattlık bir başvuru ve proje olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de fiyatın tavan çıktığı günlerin pazar gününde çok düşük fiyatları görebildiğimiz, hatta sıfır fiyatları görebildiğimiz alternatifler var. Bunun en büyük handikapını esasında sadece biz değil, Amerika, Kaliforniya'da yaşıyor. Gündüz vaktinde o kadar yüksek bir güneş talebiyle, daha doğrusu üretimiyle karşılaşılıyor ki talebi karşılamakta artık fazla geldiği için tamamen gündüz olması gereken, esasında pik olması gereken yerler sıfır çıkarken diğer saatlerde artış oluyor. Biz buna dark curve diyoruz. Bunu 2-3 kere Türkiye'de de yaşadık. Eğer bu yeni gelecek kapasitenin doğru yönetilmesini sağlayamazsak, yakın bir gelecekte bu sefer atıl kapasiteyi nasıl entegre edeceğimizle ilgili tartışmalara da başlıyor olacağız diye düşünüyoruz. Orada ciddi bir risk var diyorsunuz. Kesinlikle. Bu anlamda. Son 1-2 cümle ekleyebilir misiniz hibrit santrallere ilişkin? Sizin de yatırımlarınız var zannediyorum bu aşamada. Evet. Şu anda Türkiye'de esasında iki konuda hibritle ilgili önemli gelişmeler var. Bir tanesi mevcut kurulu gücünüzde alternatif yenilenebilir enerji santralları üzerinden hibrit santralları kurarak kapasitenizi ve imkanlarınızı genişletmeniz. Örnek verecek olursak bizim doğalgaz santralımız var. Bu doğalgaz santralında 100 megawattlık hibrit güneş santralı kurmayla ilgili bir lisans aşamasına geldik. Bundan sonrasında devreye aldığımız takdirde enerjinin güneş tarafından sağlandığı yüksek ve doğalgazın çalışamadığı anlarda, santralın devre dışı olduğu anlarda ya da doğalgazın çok yüksek maliyetli olduğu yerlerde birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak kullandığımızda kapasite önemli bir miktarda artı değer sağlayacak. Bu şu demek değil, 870 megawattınız var, üstüne 100 megawatt daha yapıyorsunuz değil. Bu 870 megawattı kendi içinde en iyi optimum nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sadece doğalgaz santralları olarak değil, kömür, hidroelektrik, rüzgar santralları veya tam tersi bunu rüzgarlarla birleştirme olarak da yapabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben şimdiden teşekkür ederim. İyi bayramlar dileyim sizlere. Ben de iyi bayramlar. Bugün bir de Dünya Kadın Mühendisler Günü. Ne hem güzel. Sektörümüzdeki hem de bütün Türkiye'deki kadın mühendislerimizin gününü kutluyorum ben. Kesinlikle biz de kutluyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Gama Enerji CEO'sunu ağırladık efendim.